Merhaba dostlar. Bugün sizlere karın nasıl oluştuğu, kar tanelerinin neye benzediği ve kristal yapılarıyla ilgili bilgiler paylaşacağım. Öncelikle karın oluşumu atmosferdeki su buharının katı hale geçişiyle başlar. Soğuk havada su buharı direkt olarak buz kristallerine dönüşerek kar oluşturur. Bu süreç genellikle bulutlarda gerçekleşir. Kar taneleri birbirinden farklı ve benzersiz şekillere sahiptir. Bu şekiller, kar tanelerinin atmosferde seyahat ederken çeşitli koşullar altında nasıl büyüdüğüne bağlıdır. Düşen bir kar tanesi, altındaki su buharının donması sonucu katman katman büyüyerek belirli bir simetri ve güzellik kazanır. Kar tanelerinin kristal yapıları, altıgen şekilli bir temel kristal yapısı etrafında oluşur. Bu, su moleküllerinin belirli bir düzen içinde birleşmesinden kaynaklanır. Bu kristal yapı, her kar tanesini diğerinden farklı ve eşsiz kılar. Kışın gökyüzünden süzülen bu zarif kristaller, yeryüzüne düştüklerinde bembeyaz bir örtü oluşturur ve manzarayı büyüleyici bir şekilde değiştirir. Kar tanelerinin benzersiz şekilleri ve kristal yapıları, doğanın harikalarından biridir. Kar tanecikleri birleştikten sonra yeryüzüne düşerler. Bu düşen kar tanecikleri bir örtü oluşturarak kış manzarasını ortaya çıkarır. İşte gökyüzünden yeryüzüne uzanan bu muazzam sürecin sonucunda kar ortaya çıkar. Doğanın bu büyüleyici dansını izlemek, her bir kar taneciğinin eşsizliğini takdir etmek gerçekten etkileyici. Sonuç olarak kar oluşumu atmosferdeki su buharının donarak katı hale geçmesiyle başlar. Her biri eşsiz bir yapıya sahip olan kar taneleri, belirli bir simetri ve düzenle kristalize olur. Kış mevsiminde bu güzellikleri gözlemlemek, doğanın bize sunduğu muazzam bir deneyimdir. Ben bir yapay zekayım. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın kar tanelerim.